5 yıldır anlaşması gel yapmış. Abdullah Aytekin, 7 yaşındayım. Geçen seneki maliyetlere göre şu an maliyetimiz en az 3 kat, 4 kat çoğaldı. En basitinden bir şekerin fiyatı geçen yıl 180-200 liraydı. Şu an 800-900 bandında. En basitinden bir ayçiçek yağı şu an geçen yıl 180-200 bandındayken şu an 650-700'lerde. Yani bizim şu an bu işi gerçekten yürütmemiz çok zor. Biz üretiyoruz ama mecburen müşteriye de bunu yansıtmak zorunda kalıyoruz bir yandan. Onun için şu an biz çok zor durumdayız. Yani şu an ülkenin durumu tatlı imalathanesi olaraktan tatların yükselmesi, maliyetin yükselmesi şu an çok iyi bir durumda değiliz. Yani. Tabii üretim kapasitesi şöyle diyeyim size. Mesela geçen sene baz alırsak, geçen yıl 100 tepsi mal satıyorsam bir baklavadan, halkadan, tulumadan şu an yarısına düşmüş durumdadır. Maliyet yükselince bu sefer alan insanlar da ne yapıyor? 1 kilo alacağına, 2 kilo alacağına, yarım kilo, 250 gram, 1 kilo. Yani onlar da düşürüyorlar tabii. Alamıyor. İnsanlar da alım gücü kalmadı. Geçen yıl bir tepsi baklava bayramda mesela 100-120 civarlarındaydı. Şu an 200 civarlarında. Yani çok bez 200'e veriyoruz ama verdiğimiz yani bunu bazı şeylerden kısaraktan veriyoruz. Şu an verdiğimiz para belki maliyetine satıyoruz. Mecburen belli bir 15 tane çalışan işçimiz var. İşçilerin maaşını bir sistem dönsün diye onun peşindeyiz yani. Para kazanmayı bıraktık şu an. Bu böyle gitmez. Yani bu şekilde insanlar bir gün patlak verir. Ahmet Deniz, 23 yaşındayım. 3 yıldır bu işi yapıyorum. İster istemez oldu. Fiyatlar geldikçe, zamlandıkça, şimdi geçen sene sattığımız, bir örnek vereyim. Geçen sene sattığımız 40 lira cevizli baklavayı bu sene 90 liraya satıyoruz. 80-90 lira arası satıyoruz. İlla ki bu müşterinin cebini de etkiliyor. Bizi de etkiliyor tabii haliyle. Müşteri içeri giriyor. Fiyatları öğrenip çıkanlar da var. Hani devamlı gelip müşterimiz olan da şu anda almayanlar da var, geri gidenler de var. Tabii bu durumda biz müşteriye de hak buluyoruz. Herkesin cebinde belli bir para var, belli bir kazancı var. Yetmiyor. Ev kiraları, onlar bunlar, elektrik zamları. Şimdi tatlı artık lüks iş. Yani kesinlikle lüks iş. Herkesin alabileceği bir şeyden çıktı. Hani parası olan kişi alıyor artık. Tatlı yemek artık lüks tüketim kesinlikle. Önceden eti alamaz olduk. Şimdi de tatlıyı alamaz oluyor vatandaşımız. Yani et gibi oldu aynı. Artık o da bir lüks ihtiyacımız oldu. Adam diyor ki iki dilim ver diyor mesela. Bir dilim ver diyor. Tadına bakayım bari diyor. Hani biz de veriyoruz. Mümkün mertebe zaten bir iki dilime de para almamaya çalışıyoruz. İkram yapmaya çalışıyoruz. Ama biz de tabii bunları bir yere kadar dayanabiliyoruz. Sonuçta benim de geçen sene mesela gelen elektriğim, 1,5 milyar gelen elektriğim bu sene 3-3,5 milyar geliyor. Benim de maliyetlerim arttı. Hani her şeyin maliyeti %50-60'ı geçiyor zaten geçen sene oranda bayağı geçiyor. Giderler arttı ama gelirler şu an azaldı. Geçen sene daha iyiydik ama şu an giderler daha fazla, gelir yok. Müşteri yok ortada. Biz zaten elimizden geldiğince dayanıyoruz. Yani zam yapmamak için, müşteriye bu zamı yansıtmamak için. Ama bir yerden sonra da tabii ki bu tükeniyor. Direkt biz de zam yapmak zorunda. Hani isteyerek değil, zam yapmak zorundayız. Yapmasak hani biz de gideceğiz güme. Bir yerden sonra biz de biteceğiz artık. Hayatım boyunca görmemiştim bugüne kadar, görmedim derken görmemiştim bugüne kadar. Ama geçenlerde böyle bir olay başımıza geldi ama biz kesinlikle zaten öyle bir veremiyoruz. Vatandaş işte geldi, tatlı fiyatlarını sordu ilk. Tatlı fiyatlarından sonra tabii tatlı fiyatları arkadaş pahalı buldu. Pahalı bulduktan sonra bari dedi bayat yok mu? Dünden kalmışı dedi, bir şey yapın dedi, indirimli verin dedi. Öyle bir talebi bulundu bize. Ya biz işletme gereği veremiyoruz zaten. İşletmemiz gereği bayat satamıyoruz. Zaten biz de üreticiden alırken çok zamlı bir fiyattan alıyoruz. Ondan sonra biz de bir şeyler kazanmamız lazım ki evimize ekmek götürün. Biz de bir şeyler koyuyoruz. Tabii biz elimizden gelince makul bir fiyat koyuyoruz ama burada vatandaşa üzülüyoruz yani. Vatandaş ne olacak? Ben de bir vatandaşım. Benim burada kazandığım para şu an bana yetmiyor mesela. Bir esnaf olarak. Artık herkesin durumu kötü. Nasıl düzelmiyor olacak, nasıl edecek? İnşallah bunun bir çaresi bulunur. Hani artık bizim de düşüncelerimiz son bulur.
Biz devletimize sonsuz güvenmek istiyoruz. Bu tedirginlikleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Tek temennimiz böyle. Artık bir şekilde düzelmesi lazım. Zaten psikolojik esnaf adamın artık psikolojik olarak psikolojisi yok yani adamın artık. Bir psikolojisi yok. Hani delirmek üzereyiz diyebilirim ben size.